Yehuda kralı Herod, büyük Herod, vaftizci Yahya'yı getirmelerini emrettiğinde gözlerindeki yorgunluk ve alnındaki gelgit gün kadar aşikardı. Kaşları çatılmış, çenesi sarkmış, yüzü kararmıştı. Zihni bir meseleyle meşgul olduğunda aynen böyle abuslaşırdı çehresi. Gardiyanlar vaftizci Yahya'yı zindandan alıp huzura çıkardığında vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Uzun zamandır zihnimi kurcalayan, uykularımı kaçıran bir mesele var dedi Herod. Bilginlerle de konuştum, bilgelerle de konuştum ama tatmin edici bir cevap alamadım hiçbirinden. Bilirim, sen peygamber soyundan gelen aziz bir adamsın. Herod burada bir an durdu, bir süre süzdü muhatabını. Yaltaklanmasının karşılığını beklermiş gibi. Vaftizci heykel katılığındaki duruşunu hiç bozmadı. Bunun üzerine Herod devam etti. Firavun'la Musa'nın hikayesini bilirsin. Hani Firavun İsrailoğullarına musallat olmuştu da Rab Musa'ya kavmini alıp Mısır'ı terk etmesini emretmişti. Ve Musa da kavmiyle birlikte Kızıldeniz'in kenarına gitmişti hani. Peşlerinde Firavun ve ordusu. Musa çaresizlik içinde gözlerini göklere çevirince Rab asasını denize vurmasını buyurmuştu. Musa asasını Kızıldeniz'e vurmuş, Kızıldeniz'de ikiye yarılmıştı. Musa da kavmiyle birlikte sağ salim karşıya geçmişti. Peşlerinden gelen Firavun ve ordusu da Kızıldeniz'in bulanık sularında boğulup gitmişti. Mesele şu, her şeye kadir olan Rab niçin İsrailoğullarına su üstünde yürütmedi de Kızıldeniz'i ikiye yarıp deniz yatağını kendilerine yol eyledi? Bu soru üzerine hikmet öyle bir lokmadır ki senin gibi aldanmışların kursağından asla geçmez dedi vaftizci Yahya ve devam etti. Ama benim vazifem sorulan her soruya doğru cevap vermektir. Soran kim olursa olsun. Senin sualinin hikmetine gelince bu Rabbin bir hilesidir. Firavun aldansın diye kurulmuş bir tuzak. Çünkü dedi Yahya, İsrailoğulları su üstünde yürüyerek Kızıldeniz'i geçseydi, o zaman Firavun ve ordusu peşlerinden gitmezdi. Herkes bilir ki suyun üstünde yürünmez. Bir mucizedir bu. Halbuki deniz yarılıp da deniz yatağı, yani toprak ortaya çıkınca, Firavun ve ordusu biz toprağın üstünde yürürüz dediler. Herkes toprağın üstünde yürüyebilir çünkü. Oysa denizin ikiye yarılması da bir mucizeydi. Ama Firavun ve ordusu toprağı görünce mucizeyi unuttu. Aldandılar. Ve herkes bilir ki aldanmak öldürür.